İyi günler sayın seyirciler. Geçmişten geleceğe programında sizlerleyiz. Bugünkü konumuz Türk Cumhuriyetleri. Ben Hüsniye Düzgün ve sayın eski Kültür Bakanımız Namık Kemal Zeybek'le programımıza devam ediyoruz. Merhabalar efendim. Sağ olunuz, iyi misiniz? Teşekkürler. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. İyi olacağız. Evet. İyi olacağız. Kazakistan'da çok büyük değişimler oldu. Konumuz Türkiye Cumhuriyetler, Türk Cumhuriyetleri. Çok büyük değişimler oldu. 28 yıllık bir çalışmadan sonra, devlet başkanlığından sonra Nur Sultan Nazarbayev görevinden ayrıldı. Tabii ki siyasi hayatı devam ediyor. Ama çok büyük bir değişime gidiyor ülke. Bize bunu nasıl değerlendireceksiniz? Evet, bu ilginç bir şey. İlginç bir durum. Yani bir cumhurbaşkanının hiç ortada bir sıkıntı yokken, ülkesi kendi yolunda parıldayarak yürürken ve Kazakistan Asya'nın ve hatta yeryüzünün parlayan yıldızı diye adlandırılırken, Nur Sultan Nazarbayev'in görkemli itibarı da hiç eksilmemişken, birçok konularda barış elçisi gibi çalışmaktayken, işte Astana süreci falan gibi şeyler. Evet. Böyle bir durumda yani birçoklarının beklemediği ama kendisini yakından tanıyan benim gibi kişilerin şaşırmadığı bir iş yaptı. Yani, neden şaşırmadınız? Ben bir tanıyorum onu. Yakından tanıyorum. Çünkü 28 yıldır işlerin başında, parti başkanlığı var. Birçok üyelikleri var ve çok hızlı bir şekilde ekonomiyi yürütüyordu. Evet. Hani her şeyi bir tarafa, ekonomiyi de bırakmak oluyor bir nevi. Yanlış mı değerlendiriyorum? Efendim şimdi o önemli olan şu. Ben o tarafındayım. Yani bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı gördüğüm kadarıyla hiç tadına bakmadım ama gördüğüm kadarıyla güzel bir iş cumhurbaşkanlığı. Yani Kazakistan cumhurbaşkanlığı da doğrusu tatlı bir iştir. Şimdi onu bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ben bırakıyorum. Bırakıyorum. Şimdi bu önemli. Birçoklarına da örnek olması gereken. Nasıl bir örnek? Bir açabilir işte bu. Miyiz bunu? Ya örnek bu. Evet. Yani netice itibariyle mahkeme kadıya mülk değil. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Siyasi partilerin başına bırakın. Devletin başına gelmeyi, siyasi partilerin başına gelmiş ve ömür boyu orada kalmayı düşünen siyasetçilerle dolu bir ülkedeyiz. Evet, yani ne diyorum, devletin başı değil, siyasi partilerin başı. Böyle bir ülkede bir bizim için örnek olabilecek bir tutum. Yani ne yaptık? Daha genç nesilden birisine. Ama kendisinin yanında yetişmiş, ayrıca da iyi yetişmiş, aydın bir kişiliği olan Sayın Tokayev'e bıraktı Cumhurbaşkanlığı. Bu örnek bir olaydır. Ama bırakırken de tamamen işi bırakmadı. Yani bırakıp da gideyim, Maldivler'de keyfime bakayım ya da dünyanın herhangi bir yerine gideyim ya da Kazakistan'ın çok güzel yerleri vardır. Gökçedağ falan gibi çok gerçekten yani yaşanası yerleri vardır. Hatta deniz kenarında da yeri vardır Kazakistan'ın, Hazar Denizi'nin yeri vardır. Gideyim orada bir yer yapayım, balık tutayım, keyfime bakayım da demedi. Ne yaptı? Yani kendisinin daha önce yüklendiği bir takım görevler vardı. Yani Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı onu muhafaza ediyor. Kendisine halkın verdiği, milletinin verdiği ve devletinin verdiği bir unvan var. Elbası. Elbası yani başkanı. Kazak Türkçesinde bize göre şey olanlar se olur. Dolayısıyla bu bastır. Bas. Bu kastır. Bu tistir. Dolayısıyla elbası yani devlet başkanı demektir. El devlet. Ama aynı zamanda o el sözcüğünü içinde devletle birlikte millet de kastedilir, söylenebilir.
elbaşı ünvanını koruyor. Yani bir anlamda işleri kendisinin gözetimi altında yürütmek üzere bir cumhurbaşkanlığa ve cumhurbaşkanlığı bütün imkanlarını, o sarayları vesaireyi ona devretti. Bu bence çok önemli ve çok güzel bir adımdır. Yani bu arada ilginçtir, anayasa komisyonu üyeliğini de devam ettiriyor. Üyeliğini devam ettiriyor. Yani şudur, kendisi daha sağ ve sağlamken, yani sağlam, sağlığında bir sıkıntı yok. Bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla. Sağ ve sağlamken ve işlere hem de yetkili olarak karışabilecek durumdayken açtığı yolun dışına çıkılmaması için kendi yolundan yürüyen bir kişiyi oraya destekleyerek getirdi. Ve bu süreç böyle sürecek. Yani Nazarbayev'in gölgesi daha Kazakistan yönetiminin üzerinde gölgelenecek, gölge edecek. Hani sayede sayeben olmak diye bir kavram vardır. Bu arada saya gölge demektir bildiğiniz gibi. Siz edebiyatçısınız, bunları çok iyi bilirsiniz. Dolayısıyla Nursultan Bey'in bu hareketi birçok ülkeye de örnek olmalıdır diye düşünüyorum. Kimse, hiçbir kişi, kim olursa olsun ülkesinin sahibi değildir. Aslında Nursultan Bey büyük ölçüde Atatürk'ün izinden giden bir insandır. Bunu bana kendisi de söyledi. Evet, Atatürk'ü şöyle bir çok değinirseniz, çok iyi bilen, o bakış açısını anlamak anlamında. Evet, Atatürk'ü çok iyi bilen bir insandır. Evet. Yani söz gelimi yaptığı işlere baktığınız zaman, laikliğe önem vermesi, Kazak ruhunu beslemek için yaptığı çalışmalar ki çok, evet, birçok çalışma, onları anlatabiliriz. Dünya ile dengeli ve bütün dünya ile barışık ilişkiler sürdürebilmesi, sonra bunu konuşmamız ilerleyince ayrıntısıyla anlatırız. Bütün bunlar Atatürk'ün yaptıklarına benzer ve sanki onun izbasarı, yolundan giden bir kişilik gibidir. Çok iyi bildiğini biliyoruz. Zaten onun Atatürk'le ilgili sözlerini biz Türkistan şehrinde kurduğumuz Atatürk Lisesi'nin kapısının, orada bir üniversite kurduk ama bir de bir liseyle anlaştık. Adını Atatürk Lisesi yaptık ve kapısında mermer bir levhaya yazdık. Şöyle diyor: Atatürk sadece Türkiye Türklerinin değil, hepimizin ve bütün dünya tüm Türklerin başbuğudur, lideridir. Evet. Evet. Yani bizim yol göstericimizdir. Atatürk böyle bir insandır. Ama şimdi görünüyor ki Nursultan Bey de Kazakistan'ın atasıdır. Atatürk'tür o da. Ya. Bir anlamda Kazakistan'ın Atatürk'ü ya da Atakazağı'dır denebilir. Efendim, dolayısıyla Atatürk'ün izinden giden bir kişilik olarak dedim. Peki bu yaptığı işle Atatürk'ün ne ilgisi var? Atatürk de son yıllarında, evet, Cumhurbaşkanı adını korumakla birlikte yetkisini başbakanlara bırakmıştı. İsmet Paşa'ya, sonra Celal Bayar'a. Yani sadece belli konularda karışıyordu. O belli konular dışında tamamen onlar yetkiliydi. Yani o Atatürk tabii böyle bir şey yapmadı ama fiili olarak yaptığı şey buydu. Evet. Tokayev'i de zaten, Sayın Tokayev'i de kendisi yetiştirmişti, evet, Nazarbayev, değil mi? Evet. Yetiştirdiği insanı da bir şekilde işte emanet mi etti diyelim? Evet, yani Kazakistan'ı ona emanet etti. Emanet etti. Şimdi Tokayev de konuşmalıyız. Şöyle, yani şu anda Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı artık Kasım Jomart Tokayev'tir. Evet. Kasım Jomart de deseniz olur, Jomart de deseniz olur. Çünkü Kazakça'da böyle bir C arasında bir değişim, evet, olabiliyor. Şimdi Kasım Jomart Tokayev aslında hayat çizgisi olarak çok yetişmiş bir insandır. Şimdi Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı'nın, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın, yani Nursultan Bey'i saymıyorum ama Kasım Jomart Tokayev'in, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın bazı niteliklerinde konuşmalıyız. Evet. Niye konuşmalıyız?
Onun niteliklerini öğrendikten sonra durup bir düşünmeliyiz. Allah Allah. Yani Türk Cumhuriyetlerinin başına böyle insanlar da gelebiliyormuş diyerek. Nasıl insanlar efendim? Bakın, bu zat bir defa çok başarılı, üstün nitelikli bir eğitim. Moskova'da, Sovyetler Birliği döneminde eğitim almış. Ve çok yüksek zekası ve bilgisiyle Sovyetler Birliği'nde önemli görevler yapmış. Sovyetler Birliği adına Pekin'de, yani Çin'de büyükelçilikte görevler yapmış. Dış işlerini çok iyi bilen. Ve bu arada da tabii ki Rusçası onların ana dili gibi yani. Bu arada ana dilini de iyi biliyor. Yani benim onunla birebir sohbetlerim var. Yemek yedik baş başa, iki defa baş başa yemek yedik. Yani kendisi davet etti ve oturduk, dertleştik, konuştuk filan. Meclis başkanı iken. Ondan önce de tanıdığım bir kişi. Çincesi çok iyi. Komşu zaten Çin. Komşu ama yani yetmiyor evet. Komşu olmak. Böyle Çince bilen çok adam yoktur oralarda. Komşuluk değil. Bu Tokayev'in meziyeti. Yani Pekin'de dil akademisini bitiriyor. Yani öğreniyor ya öyle yani tarzanca ya da turizm ya da komşu Pekincesi değil. Hatta bir yerde kendisine işte bu hatıralarını da anlatıyor. Birisi Çin'in bir yüksek bakanı, bakan yani Çin bakanı, önemli bir kişilik. Çince konuşunca kendisi onunla diyor ki hayret diyor. İlk defa diyor böyle Çince'yi böyle güzel konuşan bir kişiyle konuşuyorum deyince o da diyor ki niye siz de varsınız ya. Yani bu zeka. Zeka işte. Zeka işte evet. Siz de varsınız ya. O zaten Çin'de. Efendim Fransızca öğreniyor, İngilizce öğreniyor. Ve basamak basamak yani büyükelçiliklerde bulunarak efendim uluslararası kuruluşlarda önemli görevlerde seçilerek sonra Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, efendim Dış İlişkiler Konseyi Başkanlığı gibi birçok görevden sonra işte adım adım geldi. Senato Başkanlığı yaptı uzun yıllar. Şimdi bakınız Senato Başkanı iken yaptığı çalışmalardan birini söyleyeyim. Doğrudan tanık olduğum ve katkıda bulunduğum bir çalışma. Ahmet Yesevi konusunda senatörlere konferans vermemi istedi. Ve topladı senatörleri. İlginçtir, salon doluydu. Yani senatörler de hep gelmişler bu arada dinlemeye. Kendisi açtı, açış konuşmasını yaptı, sözü bana verdi. Ve Ahmet Yesevi konusunda senatörlere, Kazakistan devletinin senatörlerine bir sunuş yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi beni çağıracak. Diyecek ki gel Ahmet Yesevi bize anlat. Olması gereken de, olması gereken de nerede? Nerede? Yani bunu yapabilmek için böyle kitaplar yazabilecek birikime ulaşmış olmak gerekir. İşte nerede ben büyük bir devlet gücü ve bunun yanında büyük bir devlet adamlığına hazırlanmış zaman içinde bir evet. insan tipi görüyorum. Aynen. Olması evet. gereken bu. Hani siyasetçiyim sözü hiç hoşuma gitmiyor. Efendim siyaset... Devlet adamı devlet olmak bence öncelikli olmalı. Yani devlet adamları ancak devlet adamlığı eğitimi görmüş evet. olan, deneyimi kazanmış olan insanlar... Ancak devlet adamlığında başarılı olabiliyorlar. Kesinlikle. Siyasetteki başarılarından ötürü sıçrayarak devletin belli yerlerine gelmiş olanlar ise her şeyi alt üst ediyorlar. Çünkü hızlarını kesemiyorlar. Tabii. Devlet adamlığında da siyasetçi gibi davranıyorlar. Evet, 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 evet. Yani siyasetçilik kötü bir şey değil. Ama bir siyasetçi eğer devlet adamlığına ulaşmışsa bunun için gerekli olan deneyiminin ve donanımının olması gerekir. Evet. Olmazsa o olmuyor. Zaman sorun yok. Evet. Evet. Şimdi Hitler onbaşı mesela diyelim onbaşı müthiş hatip filan korkunç kışkırtıcı bir kişi.
bu gücüne ve Almanların o abartılı nasyonalist duygularına hitap ederek, hatta rasist duygularına, yani ırkçı duygularına, dahası antisemitik eğilimlerine, yani Yahudi düşmanlığına dayalı eğilimlere hitap ederek büyük başarılarla, sonra da birçok oyunla Almanya'da iktidarı ele geçirdi. Sonra ne oldu? Devlet adamı olsaydı durmasını bilirdi. Ve Almanya'yı o perişan durumuna sokmazdı. Yani bu çok önemli bir konu. Çok önemli. Devlet adamı olmak. Kasım Cömert bir devlet adamı. İyi bir devlet yetişmiş adamı. Yetişmiş bir devlet, evet, adamıdır. Bir sefer işte çağırdı senatörleri. Ahmet Yesevi'yi anlattım. İkinci bir çağrışta da gittim. Orada tek değildim. Başkaları da vardı. Hatta bir Amerikalı da vardı. Orada da dünyanın gidişiyle ilgili bir şimdilerde panel deniliyor. Evet. Bir anlamda biz açık oturum derdik. Bir açık oturumda konuşma yaptım ve her ikisinde de akşam yemeğine çağırdı. Birlikte yemek yedik ve sohbet ettik. Yetişmiş bir insandır. Dünyayı bilen bir insandır. Efendim Çin'le çok yakın ilişkileri olmuş ama bütün dünyayla, yani dünya... Dış ilişkileri çok önemli bir kere. Toprak bütünlüğünü sağlamak açısından dış ilişkiler çok önemli. Evet. Dış ilişkiler buyurduğunuz gibi çok önemli. Dış ilişkileri iyi götürebilmek için de tarih bilmek lazım. Tarihi bilmek lazım. Tokayev biliyor. Şu kitabı okuduğunuz zaman görürsünüz. Yani bu sanırım 6. kitap olacak. Başka o zaman ilerideki atması, ilerisi için atması gereken, evet, her adımı da bilen biri. Şöyle söyleyeyim. Kazakların bir sözü var. Geçmişe toprak saçarsan gelecek sana taş atar diyorlar. Ya ilginç. Evet, Kazaklarda makal derler buna. Evet. Günlük konuşmalarda makal çok önemlidir. Yani çok kullanırlar Kazaklar. Siz de bulmuşsunuz. Evet. Yani şöyle Kazak Türkleri her sözü de, her konuşmalarında Kazak'ta bir makal var diye başlarlar. Evet. Ve bunları söylerler. Evet. Şimdi buyurduğunuz gibi dış ilişkiler çok önemli. Yani ülkede dinçlik olması için, tınçlık, yani barış ortamı olması için dış ilişkileri iyi götürmek çok önemli. Nur Sultan Bey ile ilgili Der Spiegel dergisinde vaktiyle bir yazı ve bir kapak çıkmıştı. Sanırım bundan işte 10-15 yıl önce falan. Tam hatırlayamadım ama Der Spiegel'in o sayısını biliyorum. Kendisine de verdik ve anlattık. Kapak şöyle: Rusya ile Çin arasında dans eden bozkurt. Yani nedir bu? Yani bir tarafta koca bir, o zaman 1 milyar 200 milyon halkın yaşadığı Çin devleti. Güneyde, kuzeyde büyük Rusya. Yani Rusya her ne kadar Sovyetler Birliği dağıldıysa da yine 17 milyon kilometre kare toprağı olan ve çok ciddi birikimi olan, yani teknolojik ve bilimlik, düzelterek söyleyeyim, bilimlik, önce bilimi alalım, teknolojik birikim olan bir ülke. Öyle sıradan bir ülke değildir. Nitekim çabucak toparlandı. Ben de onu soracaktım. Ülke içinde bilim ne ölçüde ilerliyor? Tabii, buna geleyim. Evet, buna geleyim. Mutlaka ama buna değinelim. Bunun yanında tabii bir de çok değişik etnik kökenler var ülkede. Ona değinelim efendim. Hayat. Bir de diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini. Hayat. Şimdi siz hepsini birden sordunuz. Hayır. Ona olur, göre bir sıralayalım. Olur. Ama ben atlarsam siz bana beni tabii uyarın. Ki, tabii bunu ki söylemediniz diye. Evet, yani bir ilişkileri çok iyi götürüyor Nur Sultan Bey. Yani dış ilişkileri. Şimdi Tokayev'de onu sürdürecek. Hiç kuşkum yok. Yani Rusya'yla da iyi. Çin'le de iyi. Hatta bir sözü oldu. Çin ile 1500 yıllık sınır konularını çözdük diye. Buna dikkat edin. Fezullah Budak Bey, bu konularda o da çok değerli bir uzmandır. Güzel kitapları vardır. O bu inceliği yakalamış ve üzerinde duraklı bir şekilde duruyor. Duraklı dediğim istikrarlı, duraklı. Bu da Kazakçadan alıp Türkiye Türkçesine
koyduğum bir söz. Duraklı derler yani, istikrarlı. Evet, duruyor. Söz şu. Kazak Respublikası ne zaman bağımsız oldu ki? İşte 1991 sonu. Tabii. 1500 yılda nereden çıktı? Nur Sultan Bey'deki tarih bilincini gösteriyor. Göktürklerden başlatıyor tarihini. Yani tabii ki daha eskidir ama yani o kazağın Türk budununun bir bölümü olduğunu ve Göktürkler denen o görkemli devletin elin yaşadığı coğrafyayı kapsayan bir devletin başkanı olduğunu biliyor ve 1500 sene önceki, yani 1500 yıllık bir tarihe çekişmeyi gidiyor. Bitirdik, evet, diyor. Evet. Bu çok önemli. Bravo. Yani yaptığı anlaşmalarla Çin'de hiç sıkıntı yok. Tabii çok bu konularda duyarlıdır. Yani eğilimler olabilir kendisinin, bir Türk olarak, ki Türk olduğunu söyleyen bir kişidir yani. Biz Türk'müz diye televizyondan yaptığı konuşmayı ben doğrudan dinledim. Zaman zaman da söyler. Biz Türk'üz der. Ama günlük hayatta Kazak tabii. Öyle olması da doğal. Efendim, bütün diğer ülkelerle de ve dünyanın yani ulaşılabilen bütün ülkelerle de dostça ilişkiler içinde. Hiçbir ülkeyle sıkıntısı yok. Şimdi bakınız, bir ara Sovyetler Birliği dağılmak üzereyken, yani Sovyetler Birliği'nin otoritesi gevşemiş iken, evet, Özbekistan'da bir takım kışkırtmalarla lümpen denilen, yani serseri takımından birileri orada yaşayan Türkiye kökenli Ahıska Türklerine saldırdı. Ve çok kötü şeyler oldu. Yani konuşulması ve düşünülmesi bile üzücü işler oldu. Bunun Özbeklerle bir ilgisi yok. Yani Özbek Türklerle bir ilgisi yok. Kimle ilgisi var? Yani o netice bir serseri takımıdır yani. Onlar Özbeklere, onların yaptığı Özbeklere mal edilemez ama acıklı şeyler oldu. Hemen benzerleri tabii bu arada kışkırtmalar oluyor. Yani hiç ülkelerin, bir takım ülkelerin efendim gizli servislerinin kışkırtmaları hiç bitmez. Hemen Kazakistan'da da bu tarz işler olmak üzere iken çok sert bir şekilde Nur Sultan Bey müdahale etti ve durdurdu ve bitirdi. Kıpırdayamadılar. Olacakları görüyor işte. Tabii görüyor. Yalnız bir dakika affedersiniz, sözüm bitti. O yüzden Ahıska Türkleri onu çok severler ve oylarını, orada var, çok var, oylarını hep götürür Nur Sultan Bey'e verirler. Ya onun koruması, evet, çok önemli. Ama Ruslar da ona oy verirler birçoğu. Yani belki bu iç siyasete, iç dengelere giriyor ama bu da önemli. Siz ne soracaktınız? Bugünlerde Özbekistan'da yine Ahıska Türklerine bazı köylerde işte evlerini dağıtıp yıkmalar, köylerden kovmalar yine var diye biliyorum. Ben bilmiyorum yine ama bir olabilir, yani olmayacak, evet, şeyler değil. Bu tür şeyler hep olur. Ama Kazakistan'da olmuyor böyle şeyler. Efendim yok, olmuyor. Olmaz. Dileriz ki olmaz. Yani. Sanırım o da biraz ekonominin iyi olması. Adalet dağıtırken ya da devletin imkanlarından yararlanırken herkesin ulaşabilmesi o imkanlara. Bence bunlar da engelleyen durumlar. Biliyor musun? Tam tersi. Değil mi? Tam tersi. Nasıl oluyor? Biraz burayı da açıklayalım. Tam tersi şu. O zaman. Ya Özbekistan'da ola gelen işler, olan işler. Evet. Yani Ahıska Türklerinin çok becerikli olmaları, birçok şeye hakim ya, olmaları. Hayır, ticarette hakim, evet, falan değildi. Ticarette Ahıska Türkleri girişimci, kamyonları var, şunları var, bunları var, çalışıyorlar, üretiyorlar. Ama çalışarak tabii ki. Tabii çalışıyorlar, üretiyorlar ve işte ne bileyim, yani öyle bir halktır o Ahıska Türkleri. Ya bütün Türkiye Türkleri böyledir demiyorum ama Ahıska Türkleri öyle bir halk. Her yerde bunu gördük. Dolayısıyla zenginleşiyorlar. O bölgede yaşayan ve bunu yapamayan o bazı işte yurttaşlar da, Kazakistan yurttaşları da kıskanıyorlar, hadise çıkıyor. Özbekistan'dan, Özbekistan'dan bahsettim. Evet. Kazakistan'daki bu şey, yani devletin, Kazakistan devletinin Nur Sultan Bey gözetiminde ve
Nursultan Bey'in tabii arkadaşları gözetiminde orada uyguladıkları doğru siyaset sayesinde orada problem olmuyor. Evet, başka. Kısa bir araya gidelim tamam. Efendim. Sonra tamam. Devam ederiz. Tamam. Kısa bir ara, reklamlar. Evet, bilimle devam edelim. Bilime bakışlarından bahsedelim. Evet. Aslında bizi en çok ilgilendiren ikinci kısım bu. Bilim ve eğitim. Evet. Evet, bilim ve eğitim en önemli kısım. Hani eğitim deyince aklıma bir Çin düşünürünün sözü geldi. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. 10 yıl sonrası ise amacın ağaç dik. 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanı eğit demiş. Yani eğitim çok önemli. Sun Tzu zannediyorum bunun sözü. Eğitim önemli ve benim Kazakistan'la çok yakın ilişki kurmamda eğitimle ilgili oldu. Nasıl yani? Şöyle. Nursultan Bey Türkistan şehrinde. Bunu anlatmalıyım çünkü çok karıştırılıyor. Türkistan başka, Türkmenistan başka. Türkistan bir şehir. Türkmenistan ise bir ülke. Evet. Yani bunu siz biliyorsunuz da. Evet, tabii. Birçok yurttaşımız bilmiyor ve karıştırıyor. Türkistan nasıl bir şehir? Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin... Yesi. Evet. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri. O yüzden Hoca Ahmet Yesevi'ye Ahmet Yesevi, yani Yesili Ahmet demiş iken, Yassı, hakikaten Yassı evet. Bir şehir demiş iken, öte yandan da bir süre sonra o şehre Şehri Piri Türkistan denildi İslam dünyasında. Piri Türkistan, Türkistan'ın pirinin şehri kısaldı, adı Türkistan kaldı. Bir ulu Türkistan vardır, bütün bu Ortalık Asya'yı kaplayan ve bu cumhuriyetleri kapsayan bir de şehir vardır. O da Türkistan şehri. O da Kazakistan'da, Güney Kazakistan'da bir şehirdir. Orada Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi vardır. Geçmişte Oğuz Kağan'ın da baş şehri olduğu söylenir ama bu bir efsanedir. Türkistan şehri Hoca Ahmet Yesevi'nin şehridir. Evet, Türkistan. Şimdi Nursultan Bey gider ayak bir iş daha yaptı. O şehri bütün Güney Kazakistan eyaletinin oblast diyorlar. Oblast kelimesi Rusça vilayet ile eyalet arasında bir yerde bir kapsamı, bir kavramı karşılar. Oblast. O da ilginçtir yani yönetim bakımından ilginçtir. Ne demek yani vilayet eyalet? Şu, eyalet başkanı çok yetkilidir. Oranın başkanı gibidir. Tayin, terfi, nakil falan filan, kaymakamların atanması, şu bu hatta, hepsini o yapar. Öğretmenler atanması vesaire, orada biter. Orada o sistemde, yani Kazakistan'daki sistemde, bakanlıklarda çok az kişi çalışır. Bizde mesela 3000'den fazlaydı, orada 30 kişiydi merkezde. Niye? Çünkü orada koridorlarda kimseyi göremezsiniz. Çünkü tayin, terfi, nakil falan hepsi vilayette biter ama ya da eyalette biter ama eyaletin başkanını cumhurbaşkanı tayin eder. Seçim değil yani. Fark o. O yüzden tam eyalette diyemeyiz. Yani vilayetle eyalet yetkiler bakımından eyalet ama atama bakımından vilayet gibidir. Evet. Şimdi oranın Güney Kazakistan eyaletinin baş şehri Türkistan şehri oldu. Bu şehre Nursultan Bey çok önem verir. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi'ye çok değer verir. Hoca Ahmet Yesevi İslam tasavvufu ile Türk teorisini birleştirerek bize İslam'ı öğreten ulu kişi tanımı da budur. Dolayısıyla bizim İslam'ımız başka bir İslam'dır der. Arap'ın İslam'ına benzemez der.
Evet. Bizim böyle Araplar gibi böyle olmamıza da gerek yoktur der. Yani kızlarımızın bu şekilde olmasına gerek yoktur. Biz evet böyle Müslümanız. Ahmet Yesevi yolunda Müslümanız. Bunu da der, çok der. İşte o şehirde bir üniversite kurdu. Hoca Ahmet Yesevi adıyla bir üniversite kurdu. Ve kuruluş amacını şöyle yazdı. Hem bilime, Kazakistan'ın biliminin gelişmesine hizmet, hem de Hoca Ahmet Yesevi'nin bu ulu ağartıcının, yani aydınlatıcının bulunduğu şehrin gelişmesine katkıda bulunmak üzere bir üniversite kurdu. Sonra bu üniversiteyi bizimle, Türkiye ile ortak yapma istemi ortaya koydular. Biz de bunu kabul ettik ve işi gerçekleştirmek görevini de ben üstlendim. 14 yılda yönettim orayı. Üniversitenin başkanı olarak. Bu arada onunla yakın, bu vesileyle de çok yakın ilişkilerimiz oldu. Yani başka işlerimiz de vardı ama bu da Nur Sultan Bey'le yakınlaşmamıza yol açtı. Yoksa ilk giden benim oraya. Tarihte bu arada bir de övüneyim. Yani bu tabii benim bir meziyetim değil. Yaratıcının bana verdiği bir imkan. Kültür Bakanıydım, bu işlere meraklıydım. Ve yara yara gittim yani öyle kolay da olmadı. Şanslısınız Sovyet Sosyalist ama o şansı da siz yarattınız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri dönemiydi. Evet. Bağımsız değillerdi biz gittiğimiz zaman. Şimdi orada bilime ve eğitime verdiği önemi doğrudan yaşadım. Ama bildiğim gerçekler. Yani söz gelimi birçok bilim kurulu kurdu. Üniversiteler demiyorum, üniversite çok. Özel üniversiteler de var. Çok yani. Yani sayısı bile önemli değil. Ama bir de çok ciddi üniversiteler var. Bir gerçeği de unutmayalım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde de bilim, özellikle müsbet bilimler çok ileriydi. Türkoloji ve başkaları gibi bilimler de ileriydi. Evet yani ilk Türkoloji, en büyük Türkoloji dergisi Bakü'de çıkıyordu Sovyetler döneminde. Ama müsbet bir fizikte, kimyada, matematikte, gökbilimde, uzaya onlar ilk adamı gönderdiler. Gagarin, Yuri Gagarin, uzaya giden ilk adam Sovyetlerin gönderdiği adamdır. Yani bir miras var bir defa, onu da söyleyeyim. Yani Sovyetleri de böyle birdenbire her şeyle kötülemek doğru değil. Gerçeği bilimsel konuşalım. Bakışı getirdiler. Bilimlik anlamda evet, bakış evet. Doğrudur. Evet, orada nasıl bir takım ülkelerde bilimin gelişmesinin önüne din konulursa, orada da dönem dönem dinleştirilmiş ideolojinin konulduğu da oldu tabii. Yani eğer o ideolojik engelde olmasaydı çok daha büyük gelişmeler olabilirdi Sovyetler Birliği'nde. Ama yine Amerika ile yarıştığını da unutmayalım. Ve gökbilimde Amerika'ya geçtiğini de unutmayalım. Yani gerçekler bunlar yani. Uygulama anlamında söylüyorum. İşte o alışkanlık da var. Yani mesela yaptığı işlerden birisi 3000 gencin okuduğu, ama hangi gençler? Bu gençler üniversiteyi bitirmiş. Bir süre çalışmış, deneyim kazanmış ve seçkinleşmiş gençler. Diplomasi, maliye ve idari bölümlerinde master programına, yani yüksek lisans programına alınmış. Çok yani çok değerli bir yöntem bu. Yani sadece müsbet bilimler değil, sosyal bilimler diyebileceğimiz bu alanda da böyle bir akademi var. Astana'da. Ayrıca yine orada, bu akademide ben de gittim ders verdim ayrıca ama bir kere verdim. Keşke her yıl çağırsalar da gitsem onlara konuşsam. Çünkü karşımda Kazakistan'ın geleceğini görüyorum. Hangi konuda ders Ahmet verdiniz? Ahmet Yesevi'yi anlattım. Onu istediler, onu anlattım. Evet. Çok da güzel sorular sordular. Böyle meselenin damarından konulara girdiler filan yani. Öyle boş boş da dinlemediler. Ya orada mesela yine bir üniversite var, Avrasya Üniversitesi. Çok önemli bir üniversite. Çok önemli bir üniversite ve üniversitenin girişinde Orkun yazıtlarının birebir kopyaları konulmuş, birebir. Yani girişte o ve bütün o duvarlarda, alanda
Orkun yazıtlarından deyişler. Ey Türk, aşağıda yer delinmese, yukarıda gök çökmese, senin ilini, töreni kim bozabilir? Tarzında yazılar da koymuşlar. Ya bir taraftan da bir bilinç veriliyor ama bilim veriliyor. Yine çok önemsediğim işlerinden birisi Bolaşak projesi. Ne demek? Olacak. Gelecek yani. Bolaşak. Yani bolmak olmak. Olmak sözcüğünün başına be gelir. Bolmak olur yani. Bolmak da kullanılıyor. Başka bir anlamda ama kullanılıyor. Bu ne? Bu seçilmiş gençleri dünyanın en seçkin üniversitelerine gönderdiler. Devam ediyor bu. Tamamen büyük bir yatırım. Çok. Maddesel olarak da büyük bir yatırım. Tabii Atatürk de bunu yaptı. Sanat alanından bile yaptı ya. Sonra kanlar, İdil üretler falan nasıl? Tabii. Nasıl ortaya çıktı o beşli falan. Efendim, Bolaşak projesi. Bilime yönelik projeler. Ayrıca çok seçkin üniversiteleri de sürekli besleyerek daha da seçkin olmalarını sağlayacak. Gerçekten bilim alanında çok değerli çalışmalar var. Bunlar tabii bunların sonucu alınacak kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü ne diyordu Hacı Bektaş-ı Veli? Bilimsiz gidilen yolun sonu karanlıktır. Bu arada Hacı Bektaş Veli de bilirler. Onu soracaktım tabii. Ben de bu kadar Yesevi'yi her aşamadaki, her kademedeki önemli devlet insanlarına, öğrencilere tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Bir de Türkiye ayağı var. Evet. Bizi de çok seviyorlar, onun da farkındayız. Dolayısıyla Hacı Bektaş'ı atlamazlar. Çünkü Hacı Bektaş'ı buraya kazandıran yine Yesevi'dir. Evet, yani söz gelimi Ahmet Yesevi türbesinin, yani Ahmet Yesevi'nin ilk çalıştığı o yeraltı mescidi falan denilen bir yer vardır. Evet. Orada bir müze vardır. O müzenin duvarında kocaman bir şematik levha vardır. Ahmet Yesevi, bir kol Hacı Bektaş-ı Veli, Türkiye'deki temsilcisi, bir kol Hakim Ata, Türkistan'daki temsilcisi diye böyle onun büyük halifelerinin adları yazılmıştır. Orada Hacı Bektaş-ı Veli de anılır. Tabii. Efendim, onların yine bir sözü var. Kendini bilmeyen geçmişini bilip değerlendiremez. Sizin anlattıklarınızdan, işte dediniz Orhun yazıtlarından birçok eser var. Onları görüyorsunuz ve geleceğe bir yatırım yapıyorlar. Hem geçmişlerini çok iyi öğreniyorlar, hem geleceğe hazırlık yapıyorlar. Aslında bize de rol model olacak özellikler bunlar. Özellikle gençlerimize rol model olması gereken bir şey. Geçmiş tarihimizi bir öğrenip geleceği diğer uluslar, büyük uluslar ne şekilde bilimle hazırlanıyor onu da çok iyi kavramak gerekiyor. Peki şimdi Kazakistan'ı bayağı bir tanıttınız. Kazakistan'ın Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri var, destekleri var biliyorum. Kazakistan'dan sonra sizce bu konuda geleceğine yatırım yapan, içeride çok istikrarlı bir siyaset ve devlet yönetimi sağlayan bir başka ülke neresidir sizin için? Efendim önce Kazakistan'la ilgili sohbetimizi bağlamadan önce benim yorumum bu. Kazakistan'da birçok yerde de bu yorumu yaptım. Doğrusu özellikle gençler çok hoşlandı ve etkilendiler bu yorumdan. Şurada gördüğünüz Kazakistan bayrağı. Yani Tokayev'in kitabının adı Galibiyet. Ve bu kitabın bütün aydınlarca okunmasını ama uluslararası ilişkiler dersi görenlerin ve diplomatların mutlaka okumasını istiyorum. Yani nasıl diplomatlık yapılır ve diplomatlık yapılırken bir ülkeye ya da ülkeler olaylar nasıl derinlemesine irdelenir. Bu kitaptan öğrenebilirler. Şimdi baktığınız zaman ne görüyorsunuz burada? Gök bayrak önce. Evet. Gök bayrak Göktürklerin bayrağıdır. Gök bayrak. Peki
bir kartal görüyorsunuz. Tabii, kanatlarını açmış. Kanatlarını açmış. Uçuyor. Ben şöyle diyordum. Bu kanatlardan birisi Ahmet Yesevi, birisi Farabi. Farabi'nin de doğup büyüdüğü yer Farab kenti, Kazakistan sınırları içinde ve Ahmet Yesevi'nin türbesine 50 kilometre bir yakınlıkta Otrar şehri var. Otrar, Göktürklerin merkezlerinden birisi. Farabi kim? Farabi daha önce konuştuk ama bin kere konuşsak azdır Farabi'yi. Farabi için İslam dünyası muallimi sani dedi. İbn Sina ben Farabi'yi okumasam Aristo'yu anlamazdım, anlayamazdım dedi. Farabi bir Türktür, Uzlukoğlu, Tarkanoğlu şeceresini söylüyorum, soykütüğünü. Uzlukoğlu, Tarkanoğlu, Muhammed, oğlu Muhammed, Nasır'ın babası El Farabi et Türki. Türk Farabi, Türk. Evet, peki Farabi kim? Farabi akıl ve bilimi. Us, ukum ile bilimi temsil eder. Ahmet Yesevi ise Türkçeyi ve Türk ruhunu ve Türk inancını temsil eder. Şunu söylüyordum, ikisi de lazım bize. Bu bayrak, bu bayraktaki bürküt, bürküt yani kartal. Bürkütün iki kanatı, kanat aynen kanat, bunu temsil eder. Peki güneş, güneş Türklüğün ortak varlığıdır. Güneşten çıkan her ışın da ayrı ayrı Türk uluslarını gösterir. Şimdi efendim, sizin sorunuzla bu anlatım arasında bir ilişki kurarak şunu söyleyeyim. Bunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Zamanımız nasıl? Kaç dakikamız var belli mi? Lütfen buyurun. Bunu peki. Evet, yani Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycanlılar, Tatarlar, Başkırtlar, Çuvaşlar, Hakaslar, Tıvalar, Sahalar, Yakutlar, Sahalar, efendim geçersek Balkanlara, o Kafkas halkları, Karaçaylar, Malkarlar, Nogaylar, bütün bunlar ve şu anda saymadığım başka Türk ulusları. Bunlar Türk budununun parçalarıdır. Türk budun. Bunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Yoksa kafalar karışıyor ve işin içinden çıkılamıyor. Ama ayrıca bunların öz varlıkları da vardır. Ben o öz varlıklara ulus, toplam varlığa budun diyorum. Yani Türk kökenli Türkçe sözler kullanarak. Ulus sözü Türkçedir. Hiç kimse Mongolca falan demesin. Ortak söz de olabilir. Yani ulus sözü doğrudur. Mongolca'da da ya da Moğolca'da da vardır. Ama Türkçe'de de vardır. Yani Moğolca'dan geçtiğine dair de bir böyle bir sağlam belge falan yok. İki dilde de var zaten. O kadar çok ortak sözümüz var ki bizim Moğollarla. Kökenimizin de tarihin derinliklerinde bir olduğu da biliniyor. Ama asıl söyleyeceğim o değil. Asıl söyleyeceğim şu. Türkiye Türklüğü başlı başına bir varlıktır. Ama biz Türk sözüyle bütün Türk budunlarını, budununu ve uluslarını söylediğimiz için karışıyor. Kimi zaman bütün dünya Türklüğünü kastediyoruz, kimi zaman da Türkiye Türklüğünü kastediyoruz aynı sözle. Siz bir ara Türkü dediniz, sonra Türk dediniz. Evet. Türkü sözünden düzelttim. Hoşlanmam. Evet, ama düzelttim. Evet. Uygulamada bir çözüm. Evet. Yani siz bir kaza, siz Türksünüz derseniz, yok ben Türkemezpin. Kazan ben Kazakpın. Evet. Çünkü onun dilinde Türk sözü Türkiye Türkü anlamınadır. Türkiye halk derseniz tabii boladı. Türkiye halkımız. Bırak Türkemezpiz. Yani Kazakça söylüyorum onun dediğini yani. Bu incelik önemli.
Bu da yadsınacak ve yadırganacak bir durum değil. Bu doğal bir durum. Yani şunu söylüyorum. Evet, Kazaklar, Özbekler, Türkmenler, Tatarlar, başka neyse hepsi ve Türkiye Türklüğü ve Azerbaycan kardeştir. Doğrudur. Ama bunlar içinde ikiz kardeşler vardır bir de. Mesela Türkiye ile Azerbaycan, hatta 300 diyebiliriz, Türkmenistan 300 kardeştir. 300 kardeş. Buna mukabil Kazaklarla Kırgızlar da ikiz kardeştir. Uygurlarla Özbekler de ikiz kardeştir. Sonunda hep biz kardeşiz. Evet. Yani niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yani Azerbaycan'ın Türk sayılmaktan çıkarılması 1937'de Stalin'in zorlamasıyla oldu. Sovyetler zamanında Azerbaycan Türklerinin pasaportlarında yani kimlik belgelerinde Türk yazıyordu. Sovyetler Birliği'nde bu arada bütün ulusların hangi ulusa bağlı olursa olsunlar kimliklerinde ulus adı yazılıyordu. Evet, yani Sovyetler Birliği böyle bir uygulama içindeydi. Yine de iyi, hiç değilse onu silmemiş tabii, tamamen. Şekilde evet. Milli, özde sosyalist. Slogan buydu. Şekilde milli, özde sosyalist. İnce ince Ruslaştırma uygulaması vardı ama ince inceydi. Kabaca değildi. Siz Rus'sunuz demiyorlardı. Tam tersine mesela bir Karaçay Kültür Bakanı Sultan Temirov bana söyledi, anlattı vaktiyle 1992'de. Derlermiş ki bunlara, siz Karaçaysınız, ayrı bir milletsiniz. Diliniz var, neden okul açmıyorsunuz? Kendi dilinizde lise öğretimi yapın. Biz de sevine sevine yaptık. Sonra baktık ki üniversiteye giremiyorlar, iş bulamıyorlar, vazgeçtik. Çocuklarımızı Rus okullarına göndermeye başladık. İşte ince bir politika bu da. İnce politika. Ha, işte bu ince politika, tam sorunuzun karşılığına, temeline geliyorum. Rusya Çarlığı'nda başladı, Sovyet döneminde tamamlandı. Şunu yaptılar, bütün bu halkların adı Türk'tü. Ve bölgenin adı Türkistan'dı. Türkmen, Kazak, Kırgız, bütün bu adlar vardı, Özbek vardı. Ama toplam adları Türk'tü. Türk denirdi onlara. O yüzden coğrafyanın adı Ulu Türkistan'dı. O yüzden mesela Muhakemet-i Lügateyn'de Alişir Nevai Türk diliyle Fars dilini karşılaştırmıştı. Türk dilinin üstünlüğünü anlatmıştı. Ama Türk dili Özbek dili değil. Bugün onun yazdıklarına Özbekçe deniliyor. Ya ama o Özbekçe diye bir şey söylemiyor ki. Yok böyle bir tabir zaten o zaman. Ha. İlminski diye bir kişi, bir hoca, bir profesör, bütün bu dillerin, bu ulusların ayrı ulus olduğunu söyleyerek ve uluslaştırmak için, ayrıştırmak için, bunların kültürleri yok etmek için yerel dillerini edebi dil haline dönüştürdü. İyi bir şey mi yaptı? Kötü bir şey yaptı, böldü. İşte onu söyleyeceğim. Tabii. Böylelikle kültürler yok oluyor, dil yok oluyor. İşte o Özbek Türkçesidir. Özbekçe değildir. Tabii ki. Adı yani evet, söyleniyor. Evet. Bunu yaptı. İşte buna karşılık da, İlminski'ye karşılık da Gaspralı İsmail Bey, o da hayır, bunların hepsi Türkçedir. Kesinlikle. Lehçe ve şive farkları vardır diyerek tümünün anlayacağı bir dergi çıkardı ve bunları bir ulus olduğunu, tek ulus olduğunu tabii. Ispat etmek için ve tek ulus durumuna getirmek için uğraştı. Zor bir uğraşı. Olmadı. Tabii ki olmadı çünkü devlet Rus devleti, tabii. Rusya İmparatorluğu İlminski'yi destekliyor. O da tabii ki öyle yapmakta onun hakkı, ne diyelim yani. Yapar. Amacı o, hedefi var. Devletler bunu yapar. Evet. Sonra ikinci bir adım bir komünist. Sultan Galiyev. Evet. Sultan Galiyev Marksist-Leninist'tir ama Türkçüdür, Turancı'dır. O da dedi ki bütün bu ülkeler bir millettir. Biz bir ulusuz. Dolayısıyla bir Turan sosyalist devleti kurmalıyız. Lenin de en yakınlarındandır. Evet yani komünizmin, bolşevizmin yerleşmesi için de çok çalışmıştır. Ama o da yenildi. Stalin onu öldürttü. Önce hapsetti falan. Sultan Galiyev'i öldürttü. Dolayısıyla bugün artık
tarih oluşturdu bunu yani. Biz ne dersek diyelim. Bugün artık Kazak ulusu. Bunu söyleyen Namık Kemal Zeybek. Niye dediğimi beni bilenler bilir. Bir Kazak ulusu vardır. Bir Kırgız ulusu vardır. Bir Türkmen ulusu vardır. Bir Özbek ulusu vardır. Ama bir Azeri ulusu yoktur. Bu uydurma bir laf. Evet. Bunlar var artık. Peki ne olacak? Olacak şu. Bütün bu ulusların bir budun olduğunu ve adlarının Türk budunu olduğunu bilerek ama ulus kimliklerine de saygı duyarak. Yani artık Kazakçayı yok edelim de Çağatayca ortak dil olsun diyemezsiniz. Geçti. O bitti. Kırgızca yok edelim diyemezsiniz. O bitti. Çünkü Manas 1 milyon mısra ile artık su yüzünde. Sadece halkın konuştuğu değil. Edebiyata geçti. Tabii dünyanın en büyük destanı. Abay, Macan bunlar Kazak Türkçesi yazdılar. Onları yok sayamazsınız. Tabii. Onlar yaşayacak. Ama bir ortak dil oluşturmamız lazım. Bu Nursultan Bey'in de hedeflerinden birisidir. Onun hedeflerinden çok önemli birisi Türk Cumhuriyetleri Birliği kurmaktır. Nedir Türk Cumhuriyetleri? Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katarak 7 diyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'den başka tanıyan yok. Yok. Türkiye bile tanıyor mu belli değil. Yani tanıyorsa tanıtmalıdır. Ve bunu yapmalıyız ayrıca. Ama 6. Nursultan Bey bu 6 cumhuriyetin birleşmesi için Nahçıvan Doruğu'nda, Cumhurbaşkanları Doruğu'nda bir sunuş yaptı, bir teklif getirdi. Çalıştı, konuştu ve hiç değilse 4'ünün birleşmesi için, çünkü Türkmenistan ve Özbekistan girmedi. 4'ünün birleşmesi için bir Türk kenesi deniliyor şimdi ya da keneşi. Türk konseyi kurdu. Bunun kurucusu Nursultan Nazarbayev'dir. Kurdu ve bugün bu var. Gelecekte bir Türk Devletler Birliği'nin kurulması için de hukuk zemini hazır demektir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi yine aydınlattınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir programın sonuna geldik. Güzel günlere uyanmanızı diliyorum. Hoşça kalın.